Büyü. Hızır. Bizden özür dilesin. Bu masayı bu şekilde kurma sebeplerinden bir tanesi de herkesin düşüncesini özgürce söyleyebilmesi. Kavga da etsek, birbirimize hakaret de etsek, bizler artık birer ortağız. O zaman bu masada oturan herkesin yaptığı işi sorgulayabiliriz, ha? Mesela Behzat. Niye İlyas'ın söylediklerine tepki gösteriyor? Hayırdır, yaptığınız işten vaz mı geçtiniz? Evet. Bu masaya oturmanın şartı olarak sokakta bahsi geçen minvaldeki iştigallerinden vazgeçtiler. Öyle değil mi Ahmet? Aynen öyle Ünal Bey. Siz söyledikten sonra bütün işlerle bağımı tamamen kestim. Ne oldu yani? Dün hırsızdınız, bugün birdenbire tövbekar mı oldunuz? Lan sen kimsin, bizi hırsızlıyorsun? Kardeşlerinize sahip çıkın. Yoksa ikisinin de cesetlerini evlerinize postalarım. Sen zahmet etme Ünal Bey. Bu arkadaşlar aradan çekilsin. Biz kardeşlerimizin cesedini alıp gideriz. İlyas. Musa abi, bu yukarıda anlaşmaya varılırsa kimse kimseye sıkmayacak mı? Babanın dediği o ferman. Yani bu Fahri beni bıçakladığıyla kalacak, öyle mi? Yukarıda Behzat amcan bıçaklattı İlyas'la mecburen oturduğuna göre sen de burada Fahri'yle duracağız. Ben bu konularda babamın yanlış yaptığını düşünüyorum. Behzat amcamın dediği gibi bizim bunları bitirmemiz lazım. Yaşın, düşünmek için genç ferman. Böyle şeyleri sıran geldiğinde düşünürsün. Sağ ol ya Musa abi. Vallahi.
Hızır Ali. Bunların geleceğinden haberimiz yoktu. Babanın haberi var mıydı? Bildiğim kadarıyla yok enişte. İlyas dayanamaz. İçeride Behzat'a girişir. Belli ki Ünal oyunu kurmuş. Nereye giriyor? Hari baba. Bu Ünal bizim taraf değil miydi? Ünal'ın bir tek tarafı var. O da kendi tarafı. Ya ondan taraf olursun ya da yok olursun. Kafası net diyorsun yani. Bundan sonra aynı masada oturacaklar herhalde. Çok sürmez sürmez. Bence de. Bu çocukları niye gönderdin oraya Hızır Ali? Tekin abi olur da yukarıdan bir ses gelirse hazırlıklı olalım ya. Hey, ben bir gideyim bakayım o zaman. Neticede Tufan Han'ın emanetleri çocuklar. Başlarına bir şey gelmesin. Gençler, siz kendi tarafınıza geçin. Burada gerginlik çıkarmayın. Hayırdır Musa? Geriyor muyuz sizi? Ya siz kimsiniz ki bizi gereceksiniz? Yok yok. Gerilmişsin sen. Bıçak yarısı bir süre gerginlik yapar. Ben de tam Fahri Baba'ya diyordum. Fahri Baba, iyi ki bu çocuğu çok deşmedin. Yoksa nasıl bakardık burada kapının önünde, yüz yüze, değil mi? Peki, burada arıza çıkarırsan iyi olmaz. İyi olmazmış. Ne olur? Arabalarımızı mı çalarsınız? Sen ne dedin? Bir daha söylesene bakayım bana. Bu tarafa gel Ferman. Hızır Ali, git çek bizimkileri oradan. Sıkacaksak sıkarız. Mahalle kavgası çıkacak az sonra. Çıkmasına çıkmazdı da. İşte Tekin abi gitmeyeydiydi. Enişte. Tamam yeğen. Beyler. Hadi geçin yerinize, burası yer değil. Enişteniz doğru söylüyor. Yeri geldiğinde biz karşınıza çıkarız. Bekleriz. Çatışma olmasın diye ayrı ayrı çıkıyorlar. Körü oldu. Nasıl oldu yani? Fidanlığa gidiyoruz. Hızırlar da oraya gelecekler. Sen bana o kaş göze etmeseydin, ben o Rafet'i orada boğmuştum.
Ben de çatalı tam Haşmet'in boğazına saplıyordum. Böyle gözlerini belerte belerte baktın bana. La siz kafayı mı yiyordunuz? Burayı sülale kabristanına mı çevireceksiniz? Hadi düşün önüme. Seninle bir anlaşma yapmış olabilirim. Benden habersiz planlar yapmışsın. İlyas'ın özgürlüğü deyip liderliği geri almışsın. Façalıları masaya oturtmuşsun. Ha? Şimdi benim ne yapmamı bekliyorsun ha? Ne? Sen gerekeni yapıyorsun Hızır. Yapmayan kardeşin. Ünal Bey. En zor gününde biz aile olarak senin yanındaydık. Sen ne yaptın? Kendine gelir gelmez düşman olarak ilk bizi mi seçtin? Özellikle seni kendime dost olarak seçtim İlyas. Ben yaptığım iyilikleri insanların yüzüne vuran biri değilim. Ama madem sen başlattın, o zaman ben de söyleyeyim. Onunla ya da bununla bir masada oturabiliyorsan, bunun sebebi benim, ben. Ünal Bey bakın, İlyas amcam için yaptıklarınızı biliyoruz. Ama sizin bu adamları masaya oturtmanız başlamış olan savaşı bitirmez. Aksine büyütür. Alparslancığım, savaşlar önce büyür, sonra biter. O zaman bundan sonra olacakların hepsinden sen sorumlusun. O façalıları masaya oturtan sensin. Lider sensin. Ben de sana tabiyim. Eğer o herifler pis işlerini başkalarına yaptırıp adımızı lekelerlerse gerekeni yapmanı isteyeceğim. Eğer yapmazsan işte o zaman bu son toplantın olacak. Tam da benim istediğim. Herkesin elinden geleni yapması. Senin için son toplantı değilse de benim için son toplantı. Ben artık bu masada yokum. Hadsiz. İlyas. Yes.